Şimdi öncelikle hanımefendinin söylediği zaten vergi politikaları şu anda etkili oluyor. 2 aydır fazla veriyoruz bütçe fazlası vergi gelirlerindeki artışla. Evet yani toplamda baktığınızda Ocak Ağustos hala 400 milyar liraya yakın bir açığımız var 380 küsür vesaire ama sonuçta vergi politikaları etkili olmaya başladı. Zaten enflasyon muhasebesinin uygulanmamasının da bir nedeni bu vergi politikaları daha da etkin olsun. Nominal bazda alınacak olan paralar artsın diyedir. Yani ve de bunda da başarılı olunacak. Muhtemelen işte Cumhurbaşkanı'nın yetkisi dahilinde bu sene sonuna kadar enflasyon muhasebesi ertelendi. Yani hiçbirimiz müneccim değiliz ama 2024'te de ertelenirse ben çok şaşırmış olmayacağım. Bir enflasyon mücadelesi programı daha da sertleşirse, sadece faiz arttırma, faiz eksiltmenin ötesine geçerse belki öyle bir noktaya doğru da gidilebilir. Yani o da normalleşmeyi arttırır ama benim gördüğüm bununla ilgili yapılar da TOB'da, TÜRMOB'da çok da fazla zaten bu enflasyon muhasebesini uygulanabilir bulmuyorlar. Zaman zaman bunu dile getiriyoruz ama orada da zaten yani tam bir mutabakat yok gibi. Onun için bu enflasyon muhasebesi vergi gelirlerini de nominal bazda da arttırıyor olsa, fiktif de olarak arttırıyor olsa arttırıyor. Bu da rakamlara yansıyor. Bizim bütçemizi en azından daha iyi bir konuma getirir. Onun için ben vergi politikalarının zaten belli bir etkisini görmeye başladık diye düşünüyorum. İkincisi, şimdi konuşulan konular üzerinden bir kere artık herkes şunu kabul ediyor. Ben muhalefetten de bakıyorum, başka yerlerden de bakıyorum. Bu biz şimdi isterseniz buna uluslararası finans kapitalin, finansal sermayenin isteklerini A'dan Z'ye yapmaya başladık deyin. İsterseniz ortodoks politikalara döndük deyin. Şu anda uygulanan politikaların bir alternatifi görünmüyor. Herkes burada mutabık. Tartışma nerede? Tartışma ya bunu yapacaksın madem niye elini kademeli kademeli alıştırıyorsun, korkak alıştırıyorsun da şunu birdenbire niye yapmıyorsun? Birdenbire yapsan daha da iyi olur diye. Onun için hani 1000 bas puan da artırım isteyenler de var. Bakıyorum işte ekonomistler şimdi yavaş yavaş 500'de bir mutabakat, 500 bas puanda bir mutabakat oluşmasına rağmen bu yetmez demeye de başladılar. Hani 500 olur mu filan diye düşünülürken bu başladı. Nereden alıyorlar bu entelektüel cesareti? Cumhurbaşkanının sözlerinden alıyorlar aslında. Mehmet Şimşek'in söylediği şeylerin onaylanmasından alıyorlar. New York'ta verilen mesajlardan alıyorlar. Bir sürü yerden alıyorlar. İşte ortaya çıkan OVP'de daha gerçekçi şeylerin konuşulmaya başlamasından alıyorlar. Hani ya 100 mi yapar, 150 mi yapar filan derken birden böyle 500'lere geldik. Şimdi 500 de yetmez deme noktasındayız. Doğru. Çünkü enflasyon ortada. Mesela bugün ben ekonomim.com'dan bakıyorum. Hakan Kara demiş ki eski Merkez Bankası baş ekonomisti. Eylül toplantısında da 750 bas puan faiz arttırımının 500 bas puandan daha etkili ve daha az maliyetli olacağını düşünüyorum diyor. Merkez Bankası bunu yapabilirse piyasada kontrolü ele geçirerek sonraki aşamaları çok daha iyi yönetebilir diyor. KKM'den ve döviz kısıtlayıcı düzenlemelerden çıkış da daha rahat olur diyor. Normalleşme hızlanır, risk primi düşer. Merkez Bankası gereksiz mevzuat detaylarıyla uğraşmaktan kurtulup enflasyonla mücadeleye odaklanabilir diyor. Keza gene finansal çevrelerin gayet iyi tanıdığı çok kıymetli bir başka ekonomistimiz Doktor Altuğ Özaslan da benzer bir şey söylemiş. O da diyor ki 600 bas puanla 500 değil de pozitif bir sürpriz yapabilir. Mevcut enflasyon görünümü ve bozulan beklentilerde 500 bas puan yerine 600 bas puan yapmak çok bir şey değiştirmeyecek. Gerçekten öyle. Ama Merkez Bankası'nın verdiği mesaj bakımından önemli olacak. Hani ben şunu da yapabiliyorum mu söylemiş olacağız.
galiba işte biraz oraya doğru da gidecek görünüyor. Çünkü bütün bu yapılan edilen her şeyin arkasında ya biz yapısal reformlarda desek enflasyonla mücadele, şu anda bizim hükümetimizin odak noktası, Cumhurbaşkanlığı hükümetinin odak noktası para bulmaktır. Döviz bulmaktır memlekete. Başka bir ana odak budur. Bizim bütün yaptığımız her şey bununla ilgilidir. Burada çünkü sıkıntımız var. Onun için Mehmet Şimşek New York'tan da bize diyor ki Haziran'dan bu yana, yani seçimlerden bu yana 10.4 milyar dolar geldi diyor. Yurt dışı hesaplara diyor. Bu bunu önemli bir nokta olarak söylüyor. Çünkü Vahap Munyar'ı ben de dinledim, sabah ekonomi masasındaydık beraber. Onun da izlenimi aynı yönde. Çok hızlı bir para girişi olmayacak. Çok büyük miktarda da olmayacak. Yavaş yavaş olacak. Bir takım kısıtlar var. Biz henüz bir tane şöyle bir kısıtımız var. İşte Rusya meselesi. Yani biz Körfez'den gelecek para henüz gelmedi. Ya niye gelmiyor? Ne oluyor diye bakıyoruz. Bakıyoruz ki yavaş yavaş Ankara'nın da rahatsızlığını Londra'ya ilettiği gibi aslında Londra biraz oradaki paranın gelmesine çelme takıyor. Hafif bir dakika diyor. Çünkü bir paranın sahibi var, bir paranın yapıcıları da var. Değil mi? Onu yaratıcıları diyelim. Yani orada oralarda çok bağımsız yerler değil. Niye peki Londra böyle çelme takıyor diye düşünülüyor? Çünkü onlar da diyor ki ya Rusya'ya çok fazla prim veriyorsunuz. Bu Rusya sizin yüzünüzden ayakta duruyor. Biz burada bu kadar üzerine gidiyoruz. Siz orada Rusya'nın ayakta kalmasını sağlıyorsunuz. Yapılan bir takım açıklamalar da şey noktasında olunca ben Rusya'ya da Batı'ya da aynı şekilde güveniyorum ya da güvenmiyorum şeklinde olunca bu sefer orada biraz sıkıntılar başlıyor. Kaşlar kalkıyor. Ya kardeşim hani işgalci Rusya ile bizi aynı yere mi koyuyorsun? Biz başka bir şey değil miydik? Diye kaşlar kalkıyor. Avrupa Birliği öbür tarafta diyor ki Avrupa Birliği demeyeyim çünkü Avrupa Birliği yönetimi başka. Avrupa Parlamentosu bunu söyledi ama artık Avrupa Parlamentosu'nun eskiye göre etkisi de artmış durumda. Vetolar yapabiliyor vesaire, atamaları engelliyor ya da değiştirebiliyor. Oranın söyledikleri önemli hale geldi. Yani ona rağmen bir şey söylemek zorlaşmaya başladı Avrupa Birliği'nde. Orası da diyor ki geçenlerde geldiler vesaire. Aa ne güzel açılımlar geliyor filan derken üç bacakta açılımlar. Bir anladık ki Avrupa Parlamentosu'nun raportörü diyor ki ya Türkiye ile müzakerelerin başlaması şu anda olanaksız, mümkün değil. Biz Türkiye ile başka bir model üzerinde çalışmalıyız diyor. Onun üzerine Cumhurbaşkanı da diyor ki Avrupa Birliği bizi istemiyorsa biz de başka bir yola bakarız diyor. Amerika'ya gidince Avrupa Birliği ile yeni bir fırsat penceresinin açıldığını görüyoruz diyor. Yani oradaki işler karışık, çok hızlı para gelemeyecek. Onun için ben içeride her durumda carry trade'i başlatacak yolların deneneceğini düşünüyorum. Bunun da yolu öncelikle faizleri arttırmaktır. Kurları da belli oranda kontrol edebilmektir. Çünkü carry trade'in ana prensibi faizi düşük olan yerden borç bulunur, para bulunur. Faizi yüksek olan yere yatırım yapılır. Aradaki farktan da para kazanılır. Bunun bir tane koşulu vardır. Bunu yaptığınız sırada bozdurduğunuz paranın, mesela bu dolarsa dolar, euroysa euro, yense yen, oradaki o yatırım yaptığınız yerde ki yerel para birimine göre elde edeceğiniz getiriden daha hızlı hareket etmemelidir. Yani dolar burada borsaya yatırım yaptıysa ya da tahvile yatırım yaptıysa yabancı yatırımcı, carry trade'çi, dolar Türk lirasına karşı o getiriden daha fazla para getirmeye başlarsa orada carry trade olmaz. Bir kere carry trade düzenini kurması lazım. Onun için hani yatırımcılar nasıl bakmalı? Yatırımcılar buna bakacak. Öncelikle bu şey oluştuysa biz şimdi hepsini kabul ettik. Ne diyoruz?
Hedef enflasyona göre ücret arttıracağız diyoruz. Kemer de sıkacağız diyoruz. Kredileri seçerek vereceğiz diyoruz. Bu aslında IMF belki gelseydi onu bile artık demezdi. IMF de değişti. Ama derdi ki en fazla ya hiç ücret artışı yapma. Ama bizim onu yapma imkanımız yok. IMF'ye de zaten gitmeyiz. Ama onun gereklerini bir şekilde uyguluyoruz. Çukur kazmayı bıraktık. Ama çukuru da dahiliz. Doldurup da bir ferah çıkmamıza zaman var. Şimdi o ferah yani o politikanın başarılı olması için de dışarıdan para girmesi lazım ki kurları belli oranda tutabilelim ve burada yavaş yavaş hem CDS primlerini aşağı indirip daha ucuza boşanalım hem de enflasyonu da aşağı çekerek bir ferahlama yaratalım. Bunun için ben Merkez Bankası'nın sürprizler de yapacak şekilde faizi arttırmaya devam edeceğini düşünüyorum. Nedenleri de bu. Hani artık bir şekilde çukur kazmayı bıraktık dediğim o herkes biraz anladı herhalde. Memleketin bütün ekonomistleri en tepesinden en altına kadar bunun böyle olması gerektiğini anladılar. Bu şekilde de mesela bana göre birisi tutsa ben biz yatırım uzmanı falan değiliz ama yani üçte birini mevduata koysa şimdi faizler yükseliyor. Gene yükselecektir. Değiştirir. Biraz daha üste koyar. Kendisini korumaya çalışır. Üçte birini hisse senedi yatırım fonunda. Ben borsadan anlamıyorum. Peki hisse senedi yatırım fonuna koy. Üçte birini de altına koy. Jeopolitik riskler filan da artıyor. Vallahi çok da büyük bir problem değil. Yani sepeti de oluşturdunuz Erkan Bey. Efendim? Yatırım sepetini de oluşturdunuz. Yatırım sepetini de oluşturdum kendi tamam. Kafama göre. Benim bir dövize uğramadı ama. He? Dövize uğramadan. Evet. Uğramadı. Hiç değmedi. Altın var orada zaten. Altın var. Dövizde çünkü burada faizle beraber belli oranda kontrol edilmek durumunda kalacak. Yani OVP'ye de yansıyan şeylere bakınca ben orada senelik 40-45'lik artışlar görüyorum. Yani çok fazla hatta giderek azalan bir en azından plan öyle. Yani planın da uygulandığını düşünürsek bunlar tutar tutmaz. Ayrı mesele şimdi %33 2024 sene sonu enflasyon hedefi olur mu? Vallahi benim konuştuğum aklı başında hemen hiçbir analizci buna prim vermiyor. Herkes 9-10 puan koymuş vaziyette bunun üzerine. Ama koysanız da gene o OVP hedefleriyle bir yakınlaşma var. Yani çok uzakta rakamlar da değil yani öyle baktığınızda da. Burada riske atacak biraz önce de değindiği gibi konu petrol. Petrol biraz nasıl Hindistan'daki G20 zirvesinde cort diye önümüze, affedersiniz cort iyi bir kelime olmadı ama böyle birdenbire önümüze bir yeni baharat yolu çıktı. Mısır'ı da Türkiye'yi de bypass eden, İsrail'i Birleşik Arap Emirlikleri'nden falan geçip Avrupa'ya ulaşan biraz öyle bir şekilde Merkez Bankası'nın da tahminlerine pek yansımış gibi görünmüyordu. Hep 80'in altında görüyorlardı petrolü. Uluslararası kuruluşlarda da o yönde genellikle beklentiler o yöndeydi. Hani 80-80'in altı gibi görünüyordu. Ama 95 doları bulan bir petrol oldu. Bugün biraz aşağı indi vesaire ama mesela teknik analizcilere bakarsanız hemen hepsi diyor ki 94-60'ın üstü kesinlikle petrolü 100 doların üzerine çıktı. Ama evet varil başına 100 doların hatta 107 doların civarına çıkmasına neden olur deniyor. Bu enflasyon beklentilerini dünyada da Türkiye'de de değiştirir. Faiz beklentilerini de değiştirir. Böyle bir risk var ama onun dışında atılan adımlar doğru görünüyor esas itibariyle. Bunun da belli sonuçları olacaktır.